Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte YouTube'a yeni başlamak isteyenler için konuşmak istiyorum. YouTube'a yeni başlamak istiyorsan ne yapman gerekiyor? Birincisi bir tane Gmail hesabı açman gerekiyor. Tüm Google ekosisteminde bu maili kullanacaksın. Aynı zamanda YouTube'da da. Neden Gmail? Bunun sebebi ise Google ve YouTube ortaklar yani daha doğrusu YouTube Google'un mal olması sebebiyle. İkincisi Peki Youtube'da ne üreteceksin? Hangi kategoride? Eğitim mi? E, mesela şu anda eğitim kanalındasınız. Örneğin eğlence mi? Oyun kanalı mı? Vlog kanalı mı? Müzik kanalı mı? Bunların hangisini seçeceksiniz? Örnek veriyorum oyun kanallarını seçtik. Çünkü çok fazla oyun kanalı üretiliyor. Oyun kanallarını seçtikten sonra önümüze diğer farklı seçenekler çıkıyor. 1. Canlı yayın mı yapacağım? Yoksa video içeriği üreteceğim. Burada eğer canlı yayın üretecekseniz internet hızınızın yani upload hızınızın 8 megabit ve üzerinde olması lazım. Hatta böyle 8 7.7 gibi olabilir. Direkt video içeriği üreteceksiniz. Burada da karşımıza diğer seçenek çıkıyor. Yani bir yüzünüzü gösterecek misiniz yoksa göstermeyecek misiniz yoksa animasyon mu göstereceksiniz? Yani yüzünüz yerine farklı bir anime karakteri mi göstereceksiniz? Bunlardan herhangi birine karar verdik. Biz diyelim ki yüzümüzü göstermeyi karar verdik. Peki çekimleri neyle yapacaksınız? Videonuz yani kendiniz benim gibi büyük alanda gösterecek misiniz? Yoksa sol tarafta bir kamerada mı göstereceksiniz kendinizi? Örnek veriyorum ki büyük kamerada göstereceksiniz. Bu zaman örneğin şu anki gibi büyük bir ekranda göstereceksiniz kendinizi. O zaman burada kameraya biraz yatırım yapmanız gerekebilir. Başlangıç için elbette ki bir telefon ihtiyacınızı görecektir. Ancak daha sonrasında büyük kameralar yani DSLR kameralara geçmeniz gerekecektir. Hayır ben büyük göstermeyeceğim kendimi. Sol tarafta oyun oynarken gözükeceğim diyorsanız. Burada da birkaç farklı seçenek giriyor. 1- Webcaminiz var mı? Webcam'iniz yoksa webcam almayı düşünüyor musunuz? Burada webcam'ler fiyatlarına göre kalitesi değişebilir. Örneğin, benim cihazımın üzerindeki webcam şu anda oldukça kötü diyebilirim. Çok iyi bir kalitesi yok. Bunun yerine telefonlarımızı webcam olarak kullanabiliriz. Bu bize biraz daha fazla kalite verecektir. Şimdi canlı yayın yapmayacağız, video içeriği üreteceğiz, yüzümüzü göstereceğiz. Peki sonra bizim ne ihtiyacımız kalıyor? Bir adet montaj programı burada ücretli de seçebilirsiniz ücretsiz de seçebilirsiniz burada tamamen yine sizin bütçenize kalmış durumda bütçeniz yoksa videoda hemen açıklamalar kısmında ben ücretsiz olan programları ve ücretli olan programları önerim bunlardan herhangi birini seçebilirsin Peki videolarımı attım hemen izlenmeye başlayacak mıyım pek değil çünkü YouTube'da çok fazla içerik üreten insanlar var. YouTube'un sizi önermesi yaklaşık 6 ay zaman alacak. O yüzden bu süre içerisinde olabildiğince çok video üretmeye bakın. Ve olabildiğince kendi içeriğinizi üretin. Kesinlikle kopya içerik üretmeyin. Başkasının kanalından kesintiler yapmayın. Özellikle müzik kullanmayın. Müzikler hakkında bilginiz yoksa. Telif hakkında bir bilgiye sahip değilseniz. Çünkü telif hakkı yiyip YouTube kanalınızı daha başlamadan bitebilir. O yüzden benim telif videomu izleyebilirsiniz. Elbette ki sadece video üretmeyin. Aynı zamanda Shorts içeriği de üretin. Twitch'te de yayın yapıyorsanız Twitch'te yayın yapın. YouTube ve Twitch arasında kalite farkı var. Düşman Bunun dışında kendinize kitle oluşturmaya bakın. Özellikle ve özellikle oyun kanalı, da, eğlence kanalı açıyorsanız mutlaka bir Discord kanalınızı daha kanal kurulmadan açın. Çünkü size gelen insanlar Discord'dan size iletişim geçmek isteyecektir. Bundan sonra kendinizi ilerletmeniz gerekiyor. İnsanlar hangi tip içerikleri üretiyorlarsa siz de o içeriklere benzer içerikler üretmelisiniz ki daha çabuk ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalınızın YouTube kapağı, kapak görseli, açıklamalar, etiketler gibi konular hakkında da biraz araştırma yapmanız gerekiyor. YouTube'un sizi daha iyi tanıması için siz de YouTube'u daha iyi tanımalısınız. Aklınıza takılan soruları yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma.